Tatbikatlar, afet ve acil durumlara yönelik hazırlanan müdahale plan ve prosedürlerinin başarılı bir şekilde test edilmesine olanak sağlayan uygulamalardır. Kapsamlı tatbikatlar sayesinde bir ülkenin afet müdahale planı test edilmiş olur. Her tatbikat uygulama aşamasıyla nihayetinde ulaşmak istenen var olan plan, program, prosedürle mevcut kapasitenin tanınması ve nihayetinde geliştirilmesidir. Bu anlamda Tatbik edilen ulusal tatbikat uygulamalarıyla personelin, planların, yönetmeliklerin, imkanların ve ekipmanın düzenli aralıklarla sınanması amaçlanırken, uluslararası tatbikat uygulamalarıyla da kapasitesinin geliştirilmesine yönelik diğer ülke uygulamalarını gözlemleme ve uygulanabilir uygulamaları ulusal kapasiteye aktarma, uyarlama imkanı sağlamaktadır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar tatbikat uygulamaları, Ulusal tatbikat uygulamaları, uluslararası tatbikat uygulamalarıdır. Bu programı izledikten sonra ulusal tatbikat uygulamaları nelerdir? Uluslararası tatbikat uygulamaları nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. ölçekte afet ve acil durum tatbikatlarının afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği ve Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde olmak üzere tekli yıllarda herhangi bir bölgemizde meydana gelen ve ulusal kapasite kullanımını gerektiren durumlarla ilgili kurum ve kuruluşlarımızın kendi ulusal planlarına ne kadar vakıf olduklarını test etmek, ortaklaşa çalışmayı sağlamak, kapasite ve kabiliyetleri sınamak, Plan, program ve prosedürlerin uygulanabilirliğini sınamak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla icra edilmesi öngörülmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planının alt planları olan il afet müdahale planları tatbikatlar ile hayata geçirilir. İkincil afetleri önleyecek ya da etkilerini azaltacak Türkiye Afet Müdahale Planı kaynakların etkin kullanımı yaklaşımı üzerine inşa edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzeyde tatbikatlar gerçekleştirilir. Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve planları sınamak amacıyla masa başı ve bölgesel sağ tatbikatları düzenlenir. Yerel düzeyde tatbikat uygulamalarıyla yerel bölgesel düzeyde hazırlık ve müdahale kapasitesinin artılmasını sağlamak, yerinden müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak hedeflenir. Kurumsal düzeyde tatbikat uygulamalarıyla ise kurumların hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasını sağlamak hedeflenir. Ülkemizde kurum, kuruluş ölçeğinde ve mevzuat gereğince gerçekleştirilen tatbikatlardan bazıları yangın tatbikatı, bina tahliye tatbikatı ve deprem tatbikatıdır. Ülkemizde kurum, kuruluş ölçeğinde ve mevzuat gereğince gerçekleştirilen tatbikatların başında yangın tatbikatları gelir. Yangın tatbikatları ile olası yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemlerin alınması, yangın sırasındaki doğru davranış şekliyle yangına müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi, yangın sırasındaki söndürme ve kurtarma tekniklerinin bilinmesi ve uygulanması, kişilerin yangın güvenliği konusuna bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, yangın anda kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarının tanınması amaçlanır. Kurum ve kuruluşlarda mevzuat gereğince yapılması gereken bir diğer tatbikat ise tahliye tatbikatlarıdır. Tahliye tatbikatları ile tahliyeyi can güvenliğini sağlayarak bina içine veya dışına gerçekleştirmek, Olası acil durumlar sırasında binaları planlı bir şekilde boşaltmak ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izlenme yol açmadan toplanmayı sağlamak, kurumun tahliye konusundaki çalışmalarını gözden geçirmek, acil durumlardaki hareket tarzları ile tahliye arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, engelli kişilerin nasıl tahliye olacağını belirlemek, kalabalık binalardaki farklı tahliye yöntemlerini belirlemek, çıkış yolları ve güzergahlarının tahliye için müsait olup olmadıklarını kontrol etmek, acil durum toplanma bölgesine nasıl toplanacağını belirlemek amaçlanır. Kurum ve kuruluşlarda mevzuat gereğince yapılması gereken bir diğer tatbikat ise deprem tatbikatlarıdır. Deprem tatbikatları ile deprem sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrenmek ve uygulamak, deprem sırasında doğru davranış şeklini hatırlayabilme ve uygulayabilme yeterliliğini sağlamak, deprem sonrası uygun şekilde tahliye yapmak amaçlardandır. Deprem anında bina içerisindeyseniz sabitlenmemiş eşyalardan uzak durulmalıdır, balkona çıkılmamalıdır, balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır, kesinlikle asansör kullanılmamalıdır, Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyedeysek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır. Ocak, fırın gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı Soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. Sağlanması altında, yanında ya da koridorda duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök, kapan, tutun hareketiyle baş ve boyun korunmalıdır. Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır. Deprem anında açık alandaysanız enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır. Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahalede eşgüdüm ve koordinasyonun önemi yurt içindeki kurumlar arasında olduğu kadar diğer devletler ve topluluklarla kurulan ilişkilerde de son derece büyüktür. Uluslararası tatbikat uygulamalarıyla Ülkelerin afet ve acil durum plan program prosedürlerinin oluşturulmasını ya da geliştirilmesini desteklemek, destek almak durumunda oldukları ülkelerle işbirliği ve yardımlaşma altyapısını geliştirmek, ortak tatbikat uygulamalarıyla tespit edilen öncelik alanlarında ülkeye özgü destek ve teknik yardım konularının belirlenmesini sağlamak, yürütülecek çalışmalarda ortak bir anlayışın benimsenmesini sağlamak Ortaklaşa tatbikat uygulamalarıyla var olan uluslararası işbirliğini geliştirmek, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirilmesine yönelik diğer ülke uygulamalarını gözlemleme imkanı sağlamak, yanlış uygulamaları tespit etmek ve hataları en aza indirgemek ya da tamamen yok edebilmek temel hedeflerdir. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde tatbikatlar düzenlemek ve düzenlenen tatbikatlara katılımı sağlamak oldukça önemlidir ülkemizin de dahil olduğu ve katılım sağlığı uluslararası tatbikatlardan bazıları şunlardır. Avrupa Birliği Modex tatbikatları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu Bölgesel Deprem Simülasyon tatbikatlarıdır. NATO Sivil Acil Durum Tatbikatları Planlama Politikası ve Ortaklık Çalışma Programı çerçevesinde Avrupa Atlantik Afet Müdahale Eşgüdüm Merkezi ve Avrupa Atlantik Afet Tepki Birimi tarafından her yıl bir ülkede saha sonuç yönetimi tatbikatları düzenlenir. Tatbikatın hangi ülkede ve nasıl düzenleneceğine genellikle Ekim-Kasım aylarında Brüksel'de düzenlenen başlangıç planlama konferansında karar verilir. Tatbikatlar genellikle Eylül ayı içinde gerçekleştirilmektedir. Tatbikatların genel amaçları Sivil olağanüstü hal planlaması bölgesindeki ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ulusal kapasitelerinin NATO Avrupa Atlantik Ortaklığı Konseyi kapsamında geliştirilmesini sağlamak, tatbikatın düzenleneceği ülkelerin uluslararası yardım alma ve bunu etkin bir şekilde organize etme, uluslararası yardım kurtarma ekiplerinin yönetimi noktasında kapasitesini artırmak, Avrupa Atlantik Afet Müdahale Eşgüdüm Merkezi prosedürlerinin geliştirilmesi ve Avrupa Atlantik Afet Tepki Birimi kapasiteleri ve kabiliyetlerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer de dahil olmak üzere arttırılması amacıyla ülkeler arasında işbirliğini arttırmak, komşu ülkeler arasında sınır geçiş prosedürlerini uygulamak ve işbirliğini arttırmak uluslararası organizasyonlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu arttırmak, kentsel arama kurtarmada uluslararası arama kurtarma danışma grubu, insarak rehberinin pratiğini yapmak, Avrupa Komisyonu İnsani yardım ve sivil koruma departmanının ile her yıl Avrupa Birliği bünyesinde sivil koruma tatbikatları düzenlenmektedir. Kapsamlı saha tatbikatları, modül tatbikatlar ve masa başı tatbikatlar yapılır. Kapsamlı sağ tatbikatlarının genel amacı Avrupa Birliği Sivil Korunma Otoritelerinin ve ekipleri arasında işbirliği ve hazırlığı geliştirmektir. Modül sağ tatbikatların amacı ise müdahale ekiplerinin ve ekipmanlarının kendi kendine yetebilirlik, ortaklaşa çalışma, koordinasyon ve prosedürler ile özellikle müdahale kapasitesini test etmek için imkan sağlamaktır. Masabaşı tatbikatlar ise Kilit noktadaki personelin derinlemesine eğitimli amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu bölgesel deprem simülasyon tatbikatlarının amacı, ev sahibi ülkenin ulusal tatbikat kapasitesini güçlendirmektir. Deprem tatbikatını ulusal paydaşlar ve uluslararası paydaşlar için farklı amaçları vardır. Tatbikat ulusal paydaşlara bir ülkenin ulusal kaynakları zor duruma sokma tehlikesi yaratan acil bir durum karşısındaki fonksiyonel müdahalesini test etmesi ve değerlendirmesine, bir hükümetin uluslararası insani yardım isteme, kabul etme ve bu yardımı koordine etme politikaları ve prosedürlerini test etmesi ve değerlendirmesine, afet yönetiminden sorumlu ulusal kuruluş, diğer ulusal kurumlar ve de müdahale ekiplerinin elemanlarını uluslararası müdahale ekipleri tarafından kullanılan koordinasyon mekanizmaları ve yöntemlerini yakından tanıma fırsatı sunmalarına olanak sağlar. Tatbikat uluslararası kuruluşlara, uluslararası arama kurtarma danışma grubu ve Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi, Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi afet müdahale yöntemlerini tanımak ve bu kapsamda eğitim almak Uluslararası kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin uluslararası arama kurtarma danışma grubu ikaz, seferberlik, konuşlanma ve koordinasyon prosedürlerine katılımı sayesinde mevcut uluslararası arama kurtarma danışma grubu yöntemlerini geçerli kılmak. Acil bir durumda uluslararası kentsel arama ve kurtarma ve tıbbi ekiplerin gelişi karşılanması ve koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi ekibinin rolünü test etmek. Faal durumda olan bir Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi ekibini destekleyen sivil toplum kuruluşları ve özel sektör partnerlerinin rollerini test etmek. Acil bir durumun başlangıcında uluslararası insani yardım koordinasyon mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve uygulanmasını test etmek. Acil bir durumda insani yardım programı döngüsünün başlangıç aşamalarını test etmek fırsatı sağlar. Tatbikatlar, afet ve acil durumlara yönelik hazırlanan müdahale plan ve prosedürlerinin başarılı bir şekilde test edilmesine olanak sağlayan, afet ve acil durumları yöneten ve bu durumlara müdahale eden ilgili personeli hazırlamada oldukça etkin olan uygulamalardır. Ülkemizde ulusal tatbikatlar Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılır. Ülkemizde kurum kuruluş ölçeğinde ve mevzuat gereğince gerçekleştirilen tatbikatların başında yangın tatbikatları gelmektedir. Aynı şekilde bina tahliye tatbikatı ve deprem tatbikatı da yapılması gereken ve yapılan diğer tatbikatlardır. Ülkemizin de dahil olduğu ve katılım sağladığı uluslararası tatbikatlarsa NATO Avrupa Atlantik Afet Müdahale Eşgüdüm Merkezi Sonuç Yönetim Tatbikatları, Avrupa Birliği Modex Tatbikatları ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu Bölgesel Deprem Simülasyon Tatbikatlarıdır. Bu programda ulusal tatbikat uygulamaları nelerdir? Uluslararası tatbikat uygulamaları nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Afet Senaryosu ve Tatbikatlar ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.